Evet, Taşkent'ten günaydın. Taşkent'ten Semerkant'a gidiyorum. Bugün bir Semerkant videosu çekeceğim. Bir günde Semerkant'ta neler yapılır, neler gezilir, ne yenir, ne içilir, hediyelik eşyalar vesaire. Bunları bir çekimini yapmaya çalışacağım. Şu an tren istasyonundayım. Biletimi aldım trenden. Açıklamaya bileti nereden alacağınızı yazarım. İnternet üzerinden direkt alabiliyorsunuz. Ben 125 bin soma aldım bileti. Bu 3 saat 20 dakikada falan gidiyor yaklaşık. Bir de erken almaya çalışın alacaksanız. Ben 2 gün önce aldım, o yüzden mesela yataklı yer yoktu. Yataklı yerler de var. Yataklı kabinleri seçebilirsiniz. Bakalım treni de çekerim bindiğimde. Şu an Semerkant'a doğru yola çıkıyorum. Evet, Semerkant'a geldim. Tam 3 saat 20 dakika sürdü trenle. Direkt Semerkant'a bıraktı. Şimdi buradan Yandex taksi kullanarak merkeze geçeceğim. Şimdi görüşürüz. Gitti adam, gel. İlk durak Gurt Timur. Yani Timur'un anıtı diye geçiyor. Şimdi giriş 40 bin som. Turiste yerliye 10 bin som. 40 bin som ödemiş oldum. Şimdi giriş yapıyorum. Amir Timur'un devleti. Bak, Sivas'a kadar gelmiş. Bu Semerkant İpek Yolu zamanı çok önemli bir yermiş. Burayı zamanında Cengiz Han harap ediyor. Harap ettikten sonra da Amir Timur zamanında en şaşalı, en güzel zamanını geçiriyor aslında. Onun zamanında yapılmış bütün anıtlar, en güzel anıtlar. Şimdi hepsini gezeceğim. Bu da Amir Timur anısına yapılmış bir anıt. Amir Timur'un çocukları ve kendisi çok fazla eser bırakmış ve o zamanlarda en güzel zamanlarını yaşamış. Şimdi müzenin içine doğru gideceğim. Şu yan tarafta da bir tane hediyelik eşya yeri var. Oradan da hediyeleri göstereyim. Magnetler vesaire. Şurada mesela bunların yöresel kıyafetleri de var. Şu şekilde giydikleri, kullandıkları. Burada magnetler. Abi çok güzelmiş ya. Evet, diğer meşhur meydan, aslında en önemli meşhur meydanı Registan'a geldim şu an. Arkamda şöyle çok güzel bir şahane manzara gösteriyorum. Zaten burası UNESCO tarafından da koruma altında alınan şehirlerden bir tanesi. O kadar önemli bir yer. Bayağı da kalabalık, yağmur yağıyor şu an. Bir önceki yere çok yakın ama yağmur yağıyor diye taksi kullandım. 6000 soma buraya geldim, 5 dakika sürüyor. Thank you.
Abi turiste 65 bin som, yerliye 8 bin som. Yani bu kadar pahalı olması beni çok rahatsız ediyor ya. Yani mecbur veriyoruz bir şekilde ama yani iki tane fotoğraf çekeceğiz, bir etrafı göreceğiz. Bu kadar para almayın ya. 65 bin nedir? Kaç para yapıyor? Yaklaşık 6-7 dolar yapıyor. Yani burası için çok büyük para bence. Neyse. Sağda happiness, Uzbek happiness. Sridas mı? Sri. Evet, Samarkand'da yemek zamanı. Artık bir yemek yiyelim. Sabahtan beri bir şey yemedik. Şaşlık Uz diye böyle bir meşhur bir yer varmış burada. Herkes buraya davet etti. Biz de buraya geldik. Böyle bir tane çorba söyledim. 30 ya da 35 bin somdu. İçinde nohut var, et var. Havuç, patates. Şöyle bir suyun tadına bakayım önce. Terbiyesiz bizim, terbiyesiz et suyu, bildiğiniz aynısı. Evet, lezzetli. Bunlar tuz az koyuyor ama, yani ek tuz atmak gerekiyor her seferinde. Bu gayet güzel. Böyle kocaman da bir et var içinde. Şöyle bir parçasını alayım. Hatta bak, et o kadar güzel pişmiş ki hemen dağılıyor nohutla beraber.
Bir de ayran söyledim. Ayran var. Ayranın sonu bu şekilde geldi. İçinde fesleğen var. Parçalamışlar. Bizim ayranlara benziyor. Çok az bir ekşiliği var. Çay zaten olmazsa olmaz yeşil şeyimiz. Çayı şekerle getiriyor söylemezseniz. Haberiniz olsun. Şeker içmiyorsanız şekersiz diye söyledik. Şaştık söyledik. O da gelsin, onu da göstereyim. Ben bunları bir keyfini çıkartayım. Meşhur kebabımız geldi. Şöyle birkaç çeşit söyledi. Önce sosisin tadına bakmak istiyorum. Şöyle bizim sosislere benziyor. Bakalım lezzetli mi? Tadı da gelmiş, kömürle pişirmişler. Böyle altı sulu sulu. Güzel. Bizim sosislere, sosisler çok daha iyi bence. Şu kıyma var bizim Adana ve Urfa'ya benzeyen kıyma. Böyle bir adam babası bir kıyma. İçinde soğan var. Bak bu çok güzel. Sosis. Onun üzerinden bir 7'yi hak ediyor. Burada bir 7.5'u var. Tavuk bir tane. Soslu tavuk. Tam kebap da iyiler yalnız. Hani bizim kebabımız değildir ama bu beef dedi, yani et dedi buna. Ne olduğunu bilmiyorum, tam anlamadım, bakayım. İçinde köfte gibi bir şey var, kıyma var bence. Dışında sarmışlar. Evet, kemik çıktı içinden. Gelken dikkat edin arkadaşlar. Dişi kıracağız yoksa. Buna da yedik. Bence Taşkent'te yediğim, ilk yediğim yer çok daha iyiydi. Bu da güzel. Bu iş çok güzel. Bu yani. Evet, Şahi Zinda diye bir yerdeyim. Burası da meşhur yerden bir tanesi. Manzara çok güzel. Şu arkamdaki binaları da göstereyim. Bana biraz İran'ı anımsattı yapılar. Şu arkamda gördüğünüz merdivenlerden aşağı inerken ve yukarı çıkarken aynı sayıyı yakalarsanız dileğiniz kabul oluyormuş. Çıkmadan önce dilek diliyorsunuz, yukarı çıkıp sayıyorsunuz, sonra aşağı indiğinizde karşılaştırıyorsunuz. Yani ben bunu görmüştüm daha önce. Bir deneyelim bakalım biz de. Acaba tutturabilecek miyiz? Okey, merdivenler burası. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, evet 36 saydım. Şimdi aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Evet, yine 36 çıktı. Ama bilin bakalım ne unuttum. Flex tutmayı unuttum. Ama sayı aynı çıktı en azından. Dönüş yoluna geçtim. Şu an tren istasyonundayım. Yarım saat sonra tren gelecek. Bir Americano aldım. Yaklaşık 30 bin somdu. Bu arada çoğu yerde hediyelik eşya satan yerlerde kredi kartı geçmiyor. Nakit taşımanız lazım. Haberiniz olsun. Bugün ben sıkıntı yaşadım. Onun dışında Semerkant'ı da çok dolaşamadım açıkçası yağmurdan dolayı. Biraz koşturmalı geçti. Çok da yağmur yağdı sonunda. İlk indiğimde yağmıyordu. O yüzden çok fazla keşfedemedim ama yapılar gerçekten çok güzel. Yani buraya bol zaman ayırın ve havayı da kontrol edin. Bence bir gece kalsanız güzel olur en az burada gelirseniz. Benim gibi günübirlik yapmayın. Gelin bir gün kalın, iki güne yeter diye düşünüyorum. Yemekleri de bir yere gidebildim. Bence Taşkent'in yemekleri daha iyiydi. Gittiğim restoranta göre değişebilir tabii. Yani güzel bir yerdi ya. Artı bir şehir daha yazmış oldum haneme. Sonra şimdi Taşkent'e dönüyorum. Yarın da Türkiye'ye dönüyorum. Artık Özbekistan gezisini bitirmiş oluyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Varsa sorunuz vesaire yorumları yazıp yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Şimdilik görüşürüz.